Tekirdağ vakit tamam. İşte doğru zaman, doğru adam. Recep Tayyip Erdoğan. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Eşi Emine Erdoğan hanımefendi sizleri sevgiyle selamlıyor. Her şey her şey Türkiye için, dualarımız, hayallerimiz, göz bebeğimiz, o başkanımız, hep onu söylüyor şarkılarımız, kim durabilir? Seveceğiz. Ona göre hafta sonuna kadar çok çalışacağız. Öyle mi? Kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Sandıkları patlatmaya hazır mıyız? Sizin bu aşkınız yeter. Sevgili Tekirdağlılar, başımızın tacı kıymetli hanımefendiler, geleceğimizin teminatı sevgili gençler, değerli kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Murat Hüdavendigâr'ın emaneti Tekirdağ'ın tüm ilçelerindeki, mahallelerindeki, hanelerindeki kardeşlerimi hasretle selamlıyorum. Yaman eser Rumeli'nin yerleri, seni söyler yar zülfünün telleri, ırgalanır Tekirdağ'ın gülleri, has bahçe içinde gülsün Tekirdağ, sonsuza dek yüzün gülsün Tekirdağ. Tekirdağ hep bizim yüzümüzü güldürdü. Rabbim de Tekirdağ'ın yüzünü güldürsün. Maşallah. Nedir bu ihtişam? Bugün Tekirdağ bir başka. Bambaşka. Şimdi aldığım rakam 75 bin. Bu ne demektir? Pazar gününe gümbür gümbür. Biliyorsunuz buraya Kırklareli ve oradan Edirne. Kırklareli'nde 20 bin. Tekirdağ'da 25 bin. Edirne'de 25 bin. Şimdi geldik burada patladı. Ya şöyle Tekirdağ bu seçimlerde sandıkları bir patlatın da
Bay Bay Kemal nereye gideceğini bir öğrensin. Ne diyorlar? Hoş geldin be ağa. Ak kadınlar saraya. Uzun adam ölümüne. 14 Mayıs Gülsay, bay bay Kemal, bay bay. Seni Abdülhamit Han yalnızlığına bırakmayacağız. Evet, toksuz yol, sensiz memleket olmaz reis diyorlar. Büyük usta çırakların izinde diyorlar. Esasen Tekirdağ daha erken gelip yatırım tutarı 9 milyar lirayı bulan yüzlerce eser ve hizmetin toplu açılışını yapmayı planlıyorduk. Ancak nasip bugüneymiş. Eğitimden sağlığa, adaletten emniyete, geniş bir yelpazedeki bu yatırımların şimdiden şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah 14 Mayıs'tan sonra ilk fırsatta gelip hem bu açılışları yapacak hem de size desteğiniz için teşekkürlerimizi sunacağız. Dün İstanbul'u takip ettiniz mi? Nasıldı? 1.700.000. Yine kolay. İstanbul kükrerse dünya kükrer. Bu batı alışacak. Öyle dergilerle, mergilerle Erdoğan'a saldırmak işi çözmez. İşte burası. İşi burası çözer. Seçime artık günler kaldı. Tekirdağ'dan şöyle tarihi bir netice bekliyoruz. Bunun sözünü şimdiden sizlerden almak istiyorum. Pazar günü mutlaka sandık başına gidiyor muyuz? Pazar günü sandıkları patlatıyor muyuz? Pazar günü Türkiye yüzyılının müjdesini tüm dünyaya duyuyor muyuz? Pazar günü Türkiye yüzyılı için doğru adımlarla yola devam diyor muyuz? Tabii bunun için çok çalışmamız lazım. Sadece kendimizin sandık başına gidip oyunu kullanması yeterli değil. Çevremizdeki akrabalarımızdan, arkadaşlarımızdan, eşimizden, dostumuzdan hala kafası karışık en az bir kişiyi daha ikna edip desteğini almanız şart. Ayrıca telefon rehberinizi karıştırıp nazınızın geçeceği kim varsa arayıp 14 Mayıs'ın önemini anlatmanız ve gönlünü kazanmanız gerekiyor. Sadece şu meydandaki sizler bunu yaptığınızda emin olun Tekirdağ'da eşine benzerine rastlanmadık bir neticeye ulaşırız. Aynı şekilde 81 vilayetimizin tamamındaki vatandaşlarımdan da önümüzdeki günleri çok iyi değerlendirmelerini bekliyorum. Değerli kardeşlerim, hayatta her hatanın bir bedeli vardır. Ama sandıktaki hatanın bedelini kendimizle birlikte çocuklarımızın da ödeyeceğini unutmamalıyız. Karşımızda kurulan kendi deyimleriyle kumar masasının halini görüyorsunuz. Cumhuriyetle yaşıtım diyen CHP, cumhuriyetle hesaplaşma naraları atanlara devleti teslim etmeye çalışıyor. Gazi Mustafa Kemal'i ağızlarından düşürmeyenler, kendilerine en ağır hakaretleri savuranları baş tacı ediyor.
şehitlerimizin kanlarıyla, gazilerimizin fedakarlıklarıyla sağladığımız güvenliğimiz terör örgütlerinin insafına bırakılıyor. Ülkemize bin bir emekte kazandırdığımız eserleri yıkma, hizmetleri çökertme, milli değerlerimizi yabancılara peşkeş çekmez sözü veriliyor. Ne diyor o güzel Tekirdağ türküsünde? Bahçelerde börülce oynar gelin görünce, oynasınlar bakalım bir araya gelince. Bunlar da artık yedisi mi, dokuzu mu, on biri mi? Kaç tane iseler bir araya gelmişler, ülkenin ve milletin kaderi üzerine kumar oynuyorlar. Kendileri söylüyor. Ben diyor kumar masasında olmam. Niye duruyorsun orada? Madem kumar masasında niye duruyorsun? Biz noter masası da değiliz. Niye oradasın? Ne oldu? Tekrar döndü dolaştı. Aynı masaya geldi. Oynasınlar bakalım. Milletim de bunlara 14 Mayıs'ta sandıkta kendi oyununu oynayacak. İsterseniz şimdi gelin Bay Bay Kemal ve avanesinin gerçek yüzlerine şöyle bir göz atalım. Sosyal Sigortalar Kurumu'nu kim batırdı? Kılıçdaroğlu maaşları ödeyemeyeceğini açıklıyordu. 2,5 milyon emeklinin maaşını ödeyebilmek için 374 gayrimenkulünü satmak zorunda kalmıştı. Kılıçdaroğlu bir itirafta bulunmuş, hastaneler çürüyor, Sağlık Bakanlığı'nı alın diye yalvarıyorum demişti. Vicdanları da varsa bir de bizim halimize bak. Halkın bıraksa çilesini görsün. Hep hani hangi hastaneye gidiyorsan git. Kimse bak gitseyi bir doktor bak yerden isyan et. Buyruk beklerken hasta olmayan. Saat tam 6:30. Ne yaptı bu? Geç mi kaldım? Alamıyoruz hiçbir şey, geri dönüyoruz. Çocuğum çocuğa ben de bana dağıtı vermiyorsun ben. 50 sefer oraya gönderdim beni, 50 sefer ben. Aslında ben burada ihtiyaçlarımı gideriyorum. Tuvalete de efendim. Hiç bizi düşünemiyor ki şu vaziyette. Dedamında kanamaza 10 gündür gelip geliyorum. 10 gündür oğlum. Vallahi billahi 10 gündür geliyorum. Bu da hasta oluyorum ben. Vallahi hasta oluyorum. Bana diyor ki sen diyor. Tansiyon var. Burada tansiyon bakmaz mı? Burada tansiyon bakmaz mı? SSK açısından da hasta açısından da hoş bir görüntü değil. Her hastanemizde yaşanan bir dram maalesef. Yok, SSK prim ödeyeni gibi konuşuyorsunuz. Elbette. Siz şikayetçi oluruz. Elbette. Burada gelen mi diyorsunuz efendim? Elbette. Görüyorsunuz işte. Bay Bay Kemal'le rahmetli dalgası geçti. İki hafta sonra hiç ay var. Sizin liderliğiniz... Hayır hayır öyle bir şey söz konusu değil. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı'na aday olacağımı kamuoyuna duyurmayı önemli bir görev sayıyorum. Genel başkanlığı olarak seçildiğim zamanda kendime göre bir hedef koymuştum. %40 bu yakalarız yakalamaz. %40 şey. Oy almazsam istifa ederim demişti. Hala edecek. Başarısız olursanız, oyunuz düşerse koltuğunda kalacağım diye bir düşüncem yok. Bir partinin genel başkanı, cumhurbaşkanı adayı olmamalı. Kılıçdaroğlu ortak aday ama partisinden ayrılmayacak. Hiçbir işçinin işine son vermeyeceğiz. Namus sözü veriyorum efendim. İnanıyor musunuz? Namus sözü diyor. Gerçekten bu namusunda durdu mu? Köylüye CHP'den hediye. Çarpıcı olsun diye. CHP'ye oy verene traktör bedava. Kılıçdaroğlu bugün HDP ile buluştu. Kılıçdaroğlu tarihsel fırsattı. Kullanacağımız oyumuz Kemal Kılıçdaroğlu. Kapalı kapılar ardında söylenenlerin kamuoyunun da bunların deklare edilmesi gerekir. Bay Bay Kemal bu teröristlerle beraber yürüyor. Yayınladı. Öcalan üzerindeki tecritin kaldırılmasını istiyor. Bir Kürdistan gerçeği olacak. Başkanlıkların heykelini dikeceğiz ülkemiz. Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasını istiyorsanız bize katılacaksınız. Ekrem Dilek İmamoğlu çifti Van mitinginde CHP ve HDP bayraklarıyla dolu alanı selamladı. Dilek İmamoğlu zafer işareti yaptı. Kalabalık da İmamoğlu çiftine Selo'ya özgürlük sloganıyla yanıt verdi. Biz eriş, bana var, serinleyiz öcalar. Suriye'de elde edilen statü Türkiye'de de
Yerel denetim şartları var. Bunların olduğu gibi kabul edilmesini istiyoruz. Yerel yönetim özellikli şartını mutlaka getireceğiz. HDP'nin başarı Sayın Öcalan'ın çok önemsediği bir projedir. HDP'yi meşru organ olarak görebiliriz. HDP'ye bakanlık verilebilir. Elbette verilir. Meral Akşener'in çağrısı üzerine bir ittifak kuruldu. Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını bile HDP sağladı. Biz masada oturup 100 yıllık cumhuriyeti değiştireceğiz. Size oy vereceğiz. Şunu yapmayın etmeyin. Herkes haddini bilecek. İYİ Parti size söylüyorum. HDP ve PKK size oy verdi. Şu an koltuklarınızda HDP'nin oylarıyla oturacaksınız. Siz Mustafa Kemal'in askerinin generali olsanız ne yazar? İç sürüleri. Görüyor musun? Ağza bak. Ağza bak. Millete söylediği ifadelere bak. İşte PKK'lı bu. Böyle bir ortamda tabii altılı masaya bilgi oldu. İşte bunlara 14 Mayıs'ta gereken dersi vermeniz vermemiz lazım. Buyurun, bunlar da terör örgütünün başları. PKK yönetimini bulmak ve vurmak için seferber olmuşlar. Bunları başka kim vurur? Ancak biz vururuz, biz. Bütün zorlular vurulsun. Vurun ağacım, vurun. MİT ateş altına alındı. Direnen kalabalıklar doğrudan ateş edildi. Kemal Kılıçdaroğlu korumasının darbeci askerlerle yaptığı görüşme sonrası tanklar VIP salonunun önünden ayrıldı ve Kemal Kılıçdaroğlu da makam arabasıyla Atatürk Havalimanı'ndan ayrıldı ve Bakırköy Belediye Başkanı'nın evine gitti. Kılıçdaroğlu da orada televizyon karşısına geçmiş ve kahvesini yudumlarken görüntülenmişti. Yedili koalisyonun en büyük vaatlerinden biri FETÖ ve PKK üyeliği, ilişki ve irtibatı nedeniyle kanun hükmünde kararnameyle ihraç edilenleri görevlerine iade etmek. O kanun hükmünde kararnamelerle görevden alınan herkesi görevine iade edeceğim. Kardeşlerim, 15 Temmuz gecesi bunlar beni ve ailemi öldürmeye geldi. Altılı masa tam tabiriyle devrildi. Ve gece saat 11'de Kılıçdaroğlu havalimanına iniyor. Oradan Bakırköy Belediye Başkanı'nın evine gidiyor. Biz ondan 1,5 saat sonra geliyoruz. Eşim, kızım, damadım hep birlikte havalimanına gidiyoruz. Bu da Bakırköy Belediye Başkanı'nın evinden kahvesini yudumlayarak bizim ölüm saatimizi bekliyor. Bay bay Kemal. Allah'ın hükmü gerçekleşmeden hiçbir şeye adım atamazsın. Hüküm nedir? Ve mekeru ve meker Allah. Vallahu hayrul makirin. Bütün tuzakların üstünde en büyük tuzak Allah'ın tuzağıdır. O saat gelmeden bir an ne ileri, bir an ne geri. Ama bunu bilmiyor, cahil. Ondan sonra da diyor, haberim olsaydı ben de beklerdim. Ya on binlerce insan orada bekliyor da, bütün onları gördün. Tankların arasından sıyırarak Bakırköy Belediye Başkanı'nın evine gitti. Bunlar böyle hain. Bunlar böyle hain. İşte onun için 14 Mayıs tüm Türkiye'de bir dönüm noktası.